Ben Karşıyaka'da da görev yaptım. Son şampiyonluğu benimle yaşadılar. Biz şampiyon olduğumuz zaman da burada arkada Gökhan mesela çok iyi bilir. Bilen çok arkadaşlarımız da vardır. Yani ekonomiden bahsediyorsanız biz o zaman da bir sene boyunca para almadık yani. O zaman da ama benim bulunduğum süreçte ben hocam beni yanlış anlamasın lütfen. Kendisine bir serzenişim olacak şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Eğer bugünkü verdiği beyanat doğruysa onunla ilgili bir konuşmam olacak ama benim şöyle bir özelliğim var. Benim bulunduğum takım içerisinde hiçbir oyuncu antrenmana çıkmama gibi bir şey yapamaz. Bunu beni tanıyanlar gayet iyi bilirler. Öyle bir şeye müsaade etmem. Çünkü bu takımı idman yapmaması, lütfen yanlış anlamasın, ben Karşıyaka için konuşuyorum. Ben kendi prensiplerim ve kendi şeyimle ilgili konuşuyorum. Hatta bir takımın antrenman yapmaması ancak kendisine zarar verecek bir olaydır. Cihat Hoca'nın yerinde olsaydınız takımı mı siz? Cihat Hoca'yı eleştireceğim sözü biraz sonra söyleyeceğim. Ben Cihat Hoca çok başarılı bir teknik direktör. Çok benim çok sevdiğim, çok müthiş bir çok insanlığıyla da beyefendiliğiyle de çok özel bir insandır benim için. Yani o konularla ilgili değil. Zaten ben ona ne yaptığını, ne yapması gerektiğini söyleme haddine de sahip değilim. Ben kendi sordunuz, ben de kendi karşılaştığım durumu söyledim. Ya ben böyle bir şey mi? Bizim ülkemizde böyle bir sistem olmadığına göre Avrupa'da var. Avrupa'da oyuncu teknik direktör hiç muhatap da olmadan başkanlar falan kendi sendikaları maçları dahi boykot ediyor ama bizim ülkemizde böyle bir şey olmadığına göre oyuncuyu fiziksel açıdan üst durumda tutabilmek için antrenmana çıkmamasını hiçbir sorun ve hiçbir sorunu çözecek bir olay olduğuna da inanmıyorum. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani onların ne yaptığını yapmadığı hocaları çok daha iyi bilir. Zaten doğru yapıyorlar ki başarılı oluyorlar. Ona bir şey söyleyemem yani. Ama hocanın bugünkü beyanatını okudum mesela. Eğer doğru ise ona bir ufak bir kırgınlığım olacak. Göztepe takımından bir tane aldı oyuncuyla biz takım kurduk diyor. Eğer doğru ise. Sezon başı. Doğru değilse oyunu şeyi kapatırım. Eğer doğru ise yanlış bilgi almış. Eğer ben 5 lira harcadıysam Karşıyaka'nın da 4 lira harcadığını iyi biliyorum ben. Ya burada ödeme sisteminde farklılık olabildiği için buna benim söz söyleyecek bir şeyim olmaz. O büyüklerimizin veya bu idari mekanizmayı oluşturacak insanların işi o. Bizim işimiz değil ama Karşıyaka takımının Karşıyaka takımı böylesine bir şeyle besleniyorsa motivasyon açısından ben onu bilmem. Siz sıkılmadınız mı? Ben sıkıldım şahsen. Yani şimdi yalnız bu, ben de bu toplantıdan sıkıldım. Şimdi yani bu toplantının bu şekilde olması beni sıkıyor. Yani, bu toplantı Cihat Arslan'ın sorgu yeri değil. Bu toplantı başka şeyler değil. Ben bana soru sordular, ben onun cevabını veriyorum. Cihat, sen şimdi demek ki alındığın bir şey var ki şey yapıyorsun yani bunu yani, bu şekilde gündeme getiriyor. Ben bu toplantıda olmaktan kendi, çok mutluyum, yani, çok huzurluyum. Seni de ne kadar sevdiğimi, seni de ne kadar önünde konuşulmaz hocam bazı şeyler. Niye bana Göztepe takımının şöyle karşılaştığınız yok, zaman Karşıyaka için ne, benim takımda hayatım, çıkamaz falan mevzuları. Bunlar farklı mı? Hayır farklı değil. Bana sordular ne yaparsınız diye sordular. O zaman bu sorular ben sorulmasın lütfen yani. Sorulmasınsa bana sormayacaksın. Oraya soracaksın. Bir ikincisi ben sana beyanatınla ilgili lütfen cevap veriyorum. Beyanatınla il. Lütfen yani. Oo Cihat'ın burası şey yeri değil ya. Cihat bir programı. Göztepe takım siz olsaydınız kim sordunuz? Ben sordum. Ben sordum. Göztepe'de başınıza böyle bir şey gelseydi ne yapardınız? Göztepe takımından benim takım bir dakika abi. Şöyle ortaya geçeyim. Buyurun abi geçin istediğiniz yere geçin. Çok önemli değil yani. Ya ister ya biz kavga etmiyoruz ama. Bakınız ben Cihat Arslan'ın nasıl karakterde bir insan olduğunu biraz önce belirttim. Dünyada çok ahlaklı insanların çok az ender görülen insanlardan biri olduğunu söyledim. Nasıl bir başarılı bir teknik direktör olduğunu hocam, söyledim. Önünün çok açık olduğu. Daha ben yani Cihat Aslan için ne yapacağım ki? Hocam. Ben şunu söylüyorum kendisine. Eğer
bugünkü okuduğum beyanatı söylediyse, söylemediyse lafımı geri alıyorum ve özür diliyorum kendim. Eğer söylediyse... Ama Bedi Buval'la ilgili... Ya Bedi Buval'da ne var abi? Bedi Buval'ın trans... Ben şöyle... genel toplama bakarım. Genel toplamda ben 10 lira harcadıysam Karşıyaka'nda 7 lira harcadığını biliyorum. Yani benim takımımda Bedi Buval bu fiyata oynamıştır ama bugün Ümit Milli Takımı'nın en direkt oyuncularından bir tanesi Halil de bedavaya oynadığını kimse biliyor mu? Yani şimdi öyle bir şey yok. Yani burada benim takımımla ilgili bir şey söylediği için ben ona cevap veriyorum. Yoksa ben Cihat benim kardeşimden çok sevdiğim bir insandır. O niye böyle tamam, üstüne alındı ben onu bilmiyorum mesela, yani. O zaman... Ben o beyanat meselesi değil. Yani hocam, şey, Kemal hocam biz ona zaten abi olarak bir saygısızlıkta bulunacak halimiz yok. Ben sorunun soruluş ve sonrasında yani bu benim kulübüm. Ben şimdi Göztepe kulübüyle ilgili bir şey söylersem ama söyledin hayatım. Yok, yok. Yani hocam, ben söylediğin bir şeyden bir yola hocam, çıkıyorum. O daha sonraki bir şey için ben bir şey demiyorum. Ben onu söylemiyorum size hocam. Mesele şu. Çocukların idmana çıkıp çıkmama meselesi. Bu tamamen Kemal hocamın tarzıyla benim tarzım arasında evet, değişiyor. Evet aynısını söyledim. Yani bu aynısını bir tarz söyledim. Ve hayata bakış meselesidir. İnsanlara, futbolculara bakış meselesidir. Aynısını yani söyledim. Hocamın evet bu eylem bana karşı yapılsaydı o futbolcuların hepsi sahada olurdu. Futbolcular idmana çıkmamayı para için yapmadı yani. Bir sesini insanlar duysun diye yaptı. Ve ben buna saygı gösterdim. Yoksa burada bir hani mesele idmana çıkış çıkmamış meselesi değildi yani Murat abi. Ben onun için hani ben içeride yaşayan insanım. Yani İşte gelen gazeteciler burada ajitasyon ben de bıktım dedim. Evet. Kahvaltıda. Söyledim, Karşıyaka kulübü olarak evet. Bu şekilde anılmaktan, bir hoca olarak bu şekilde anılmaktan ben yoruldum, bıktım. Her gün. Hani bir başarı, başarısızlık. Zaten başarılar şampiyonluklarla, şampiyon olmamakla alakalı değildir. Sizi nasıl temsil ettiğinizle alakalıdır. Biz sadece orada bir ben soruya bir şeyim var. Kemal Hoca'nın şahsına, söylemine değil yani. Çünkü o bizim içimizdeki kanayan yara. En iyi ona ben cevap verebilirim. Yani hocam tabii ki geçmişte o sıkıntılarla şampiyonluk yaşamıştır. Zaten o kendisinin büyük hoca olduğunu Türkiye biliyor. Benim söylememe gerek bile yok. Bugün gazetede bir beyanatını okuduğum için ben orada sana karşı bir kırgınlığım var ve onu dile getirdim. Gayet medeni bir şekilde Karşıyaka'da ne olup ne olmadığı beni hiçbir şekilde tabii, ilgilendirmiyor. İlgilendirmez zaten. Tabii. Göztepe'de aynı şey başınıza ne gelirdi, ne yapardınız dedi. Ben zaten geldiğini, Buca'da da geldi. Buca'da çok talihsiz bütün yöneticilerimiz ceza alma pozisyonuyla sen iyi biliyorsun. Ben her şeyi bendim orada. Yönetici bile yoktu başımızda doğru düzgün. Biz orada da şampiyon olduk yani bizler evet. Yani bir şey değiliz yani biz senin yok, başarını yok, şey yapacak yok, ben, şey hayır. Değiliz yani. Sen ben da. Başarı var yok olarak değil. Karşıyaka takımı ya benim kuruluş tarzım böyle, amacı tarzım öyle yok ya. Ben sizle ilgili değil bunu bilgi olsun diye söylüyorum. Karşıyaka takımının kuruluş bu seneki sezon başı kuruluş amacı tamamen bu ligde kalabilmek üzerine planlanmıştı. Evet.